Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. İnşallah başarılı olursunuz. Sizin desteğinizi bekliyoruz. Belki meclise giderseniz en azından bu meclise girerse dur diyecek biri. Tabii ki. Yani en azından sesimizi orada duyurursanız. Sistem dışı düşünebilen cesur insanlar lazım. Şimdi oyunu bekliyoruz kardeşim. İnşallah. Oylarını bekliyoruz yani. Başım üstüne ha, tamam abi. Allah yolunuzu açık etsin. Sizden oyumuzu istiyoruz. Allah razı olsun, tamam, sıkıntı yok. Tamam. Vatan Partisi Kahramanmaraş milletvekili adayları gezilmedik ilçe sıkılmadık el bırakmıyor. Birçok şeyi piyasanın insafına bırakmış. Kiraları piyasanın insafına bırakmışsın. Hı-hı. Rantı ayarlayacağım diye 3 aydır bir şey söyleyemiyorsun. Ben şu anda. Vatan Partisi bu işlerin devlet eliyle, halkın barınma sorununu, üretim sorununun devlet eliyle çözülmesi gerektiğini savunuyor. Vatan Partisi rantın değil emeğin partisi, sizlerin partisi. Sizlerin desteğinizi istiyoruz. İnşallah. Milletvekili seçiminde sizin desteğinizi istiyoruz. İnşallah. Bir de terör belamız var. Bir taraf HDP ile şu an, bir taraf Hüdapar'la. Ben bir Türk genci olarak dokunuyor bana. Bana da öyle. O yüzden ben yetki istiyorum sizden. Gerekeni yaparız. Kahramanmaraş'ı karış karış dolaşan milletvekili adayı Osman Yılmaz başkanlığındaki heyet şimdi de Çağlayan Cerit'te çalışma yürütüyor. Genel başkanımızın bir sözü vardı. Ermeni soykırım yoktur demişti. Genel başkanın o sözü bende hiç hafızamdan silinmez. Soykırımı yoktur demesi benim yüreğimi soğutuyor. Yolunuz açık olsun inşallah. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık efendim. Ulu Doğu Perinçe'ye de her zaman için böyle vatanla millete sahip çıkıyoruz. Her zaman seviyoruz, destekliyoruz onu da. İstanbul'da adayların adresi İstanbul Toplancılar Çarşısı oldu. 100 bin kişi çalışan yerlerde toplamda istihdamımız var. 7200 tane iş yerinde. Devletten hiçbir şey almadan tamamen üyelerimizin katkılarıyla her şeyi yaptık. Vatan Partisi MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili adayı Şule Perinçek ve beraberindeki heyet İstos Yönetim Kurulu Başkanı Öner Yüksel'i ziyaret etti. Yatırımcı yatırım yapacak diyor ki acaba ne olacak? Bizim şu anda en büyük sorunumuz lojistikle tıkanıyoruz. Çünkü lojistik bize yetişememeye başladı. Perinçek görüşmede üretim vurgusu yaptı. Türkiye'nin önünde zor günler var. Nasıl aşabiliriz? İşte üretimi arttıralım. Üretimi nasıl arttıracağız? Kamu desteği. Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hüseyin Karanlık yerel bir televizyona konuk oldu. Vatan Partisi Türkiye'nin beynidir. Yani Türkiye'nin her yönüyle ve boyutuyla en deneyimli partisiyiz diyebiliriz. Merkezi ve bütün ilçeleri gezen Karanlık, Afyonkarahisar için vaatlerini açıkladı. Afyonumuzun çiftçilikte, ziraatte, sanayide, turizmde çok deneyim kazanmış işletmeleri var, firmaları var, yöneticileri var. Bunlarla yakın bir diyalog içerisinde oluşturacağımız programlarla Afyon'u Türkiye'nin en seçkin yerlerinden biri haline getirebiliriz. Bir de Türkiye'nin kesişme noktası zaten. Evet, bunu hak ediyor.